kapanacağını düşündüm. Ama ilerleyen zaman içerisinde partililerimizden çok fazla tepkiler gelmeye başladı. Dolayısıyla bunlara göğüs germek durumunda kaldık. Ama siz de takdir edersiniz ki insan inandığı şeyi çok kolay savunabilirken inanamadığı konularda fikir üretmekte zorlanıyorlar. Ben de bunun zorluğu içerisinde bulunmaya başladım. Yani anayasayı çok iyi duymadığım için, nelerin olduğunu çok iyi bilmediğim için savunmakta da sıkıntıya düşmeye başladım. Beni en çok tahrik eden Burhan Kuzu olmuştur. Profesör Doktor Sayın Burhan Kuzu olmuştur. Burhan Kuzu'nun bir televizyon programında izlediğimde Türkiye'de iki partinin kalacağını, bunlardan birinin AKP, diğerinin de CHP olduğunu, MHP diye bir partinin kalmayacağını duyduğumda ben bu davanın içerisine 14 yaşında girmiş biri olarak müthiş bir üzüntü duydum. Çünkü 47 yıllık ayakta duran bir parti bir çırpıda bir anayasa değişikliğiyle ortadan kaybolup gideceğini görünce sanki bir evladımı kaybediyor kadar bir üzüntü içerisine kapıldım. Dolayısıyla kafamdaki soru işaretleri fazlalaşmaya başladı. Akabinde gene AKP'li Sayın Başbakan'ın gittiği meydanlarda başkanlığın önüne açıldığını, MHP'nin bu hususta güvendiğini ve destek olacağını ifade etmesi, bakanların her fırsat buldukça işte başkanlığın önünün açıldığını ifade etmesi, yerelde AKP il başkanının da zaman zaman başkanlık sistemi geliyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız inşallah gibi ifadeleri beni ve mensubiyetini taşıdığım Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyon'daki seçmen tabakasını derinden üzdüğünü, derinden yaraladığını gördüm. Bunları her dinlediğimde anayasa paketinin bize ters geldiğini, en tehlikeli olarak da bebek katili APO'nun bir yapılabilecek bir seçimde, sağ tarafında bölünebilecek oyların neticesinde bir başkan olarak İmralı'dan çıkabileceği kaygısı başladı bende. Dolayısıyla ben gönlümden geçeni ifade etmeye çalıştım. Bunu da sizle konuşurken ifade ettim. Ben 330'u bulamayacaklarını ve eğer bulurlarsa bile, bir şekilde bulurlarsa bile referandumdan geçmeyeceğini düşündüm. Bu fikrimi tekrar yeniliyorum. Evet, 330'u bulmuşlardır. Çünkü anayasal olarak gizli oyla yapılması gereken televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla açık açık oylama yapılmıştır. Anayasal suç da işlenmiştir bana göre. Ama sonuçta yapılmıştır. Ben bu referanduma giderse de 330 bulamayacaklarını ve bu hususta da referandumdan geçmemesi için de kişisel olarak, şahıs olarak gayret göstermeye çalışacağımı şimdiden beyan ediyorum. Görevden alınmanızla alakalı duruma gelecek olursak Sayın Başkan, bunu nasıl yorumluyoruz? Görevden alınmama gelecek. Ben görevden alındığım için, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sadece şahsınız ben değil. görevden tek başıma alındığımı duymuştum. İlk etapta. Pazartesi gün genel başkanımızın özel kalem müdürü beni telefondan aradı. Kendisiyle konuşmamda, konuşmalarımın içerisinde 330 oyun bulamayacaklarını ve bulsalar bile referandumda geçmeyeceği ifaden soruldu. Ben kabullendim, bunu söyledim. Arkasından da genel başkanımızın bir oyun var ifadesindeki yorumum soruldu. Onu da söylediğimi belirttim. O sırada Özel Kalem Müdürü Murat Bey bana o zaman genel başkanımız dedi istifanızı bekliyor dedi. Ben de hayır, emri olur dedim. Ve bu olay pazartesi gün saat 11 gibi falan oldu. O gün
Emniyet müdürümüz partimizi ziyaret edecekti randevulu olarak. Kimseye herhangi bir şey söylemedim. Misafirimizi burada ağırladık. Salı gün yönetim kurulu, her salı yönetim kurulu yapıyoruz. Arkadaşlarımızı topladım. Yönetim kurulunda durumu arz ettim arkadaşlarımıza. Ve yarın, yani bugünü kastederek, çarşamba günü saat 11'de basın önüne çıkıp istifa edeceğimi söyledim. Arkadaşlar sağ olsun beraber hareket etmemiz gerektiğini, beraber geldik, beraber gidelim diye hoş teklifler oldu. Ben kabul etmedim. Arkadaşların görevlerini sonuna kadar devam etmelerini. Çünkü seçimle geldik, seçimle teslim edelim. İçinizden biri başkan olarak atanır, bu işi götürürsünüz. Biz de dedim, dışarıdan bir nefer olarak omuz veririz ricasında bulundum. Onlar ısrar etti, ben ısrar ettim. Sonuçta ben ağır bastım, ikna ettim arkadaşları. Ama dışarı çıkan bir arkadaşımız faksta sadece benim değil, yönetim kurulunun da alındığını, feshedildiğini, yönetim kurulu dağılırken fark ettik, gördük. Sanırım yönetim kurulundaki arkadaşlar buna daha çok sevindiler. Çünkü biraz içlerine sinmiyordu beni bırakmak. Ben de tersi oldu, üzüldüm. Benim iki ifademden, iki beyanımdan dolayı arkadaşların yönetim kurulundan azletmelerine vicdanen üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Sayın Genel Başkan'la birebir görüşmeniz ya da Sayın Vekil'le, Afyonkarahisar Milletvekili'yle bir görüşmeniz olmadı bu noktada, öyle mi? Hayır, Genel Başkan'la görüşme şansım olmadı. Ben de aramadım çünkü olanları biliyordum. Aramam gerekmiyordu. Milletvekilimize de şu ana kadar herhangi bir konuşmamız olmadı, hayır. İlaveniz var mı efendim? Söz etmek istediğiniz herhangi bir şey? Ben aslında istifa ederek sizlerin huzurunda, bütün basının huzurunda bir program dahilinde yapmak istiyordum. Bunu da söyleyeyim. Ben bir keşkek yaptırıp böyle keşkek yiyerek istifa etmek istiyordum. Ben basından çok çok yakın ilgi ve alaka gördüm. Bunu hiçbir zaman inkar etmeyeceğim. Biz gariban bir partiyiz. Kendi yağımızla kavrulmaya çalışan bir partiyiz. Ama bu hususta biz sizlerden müthiş bir hoşgörü, müthiş bir yakınlık gördük. Sizlere huzur içerisinde teşekkür ederek ayrılmayı çok isterdim. Biraz da bunun üzüntüsünü de taşıdığımı belirtmek istiyorum. Estağfurullah. Hayırlısı olsun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Ülkemiz için de hayırlı olsun. İnşallah.